Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bir 6 çayına daha hoş geldiniz. Her zamanki gibi saatler 6 ve çayda içiyoruz. Bu bardakla hiçbir mesaj verilmemek istenmektedir falan filan, anladınız siz yani. Bardak benim kişiliğimi şey yapmıyor. Neyse. Okey. Mikrofonu biraz çekeyim. Hoş geldiniz baştan. Öncelikle birkaç gün kısa bir ara verdim. Çok bir şeyle uğraşmak istemedim. Ne videolarla ne oyunlarla falan. Sadece bir film izlemek istedim. Oyun oynamak istedim. Yani oyunlarla uğraşmak derken. Oyun hikayeleri falan filan. Neyse, az çok biliyorsunuz zaten meseleleri. Öyle birkaç gün böyle eski yayınlardan parçalar attım. Ama bundan sonra aynı tempoda devam edecek videolar. Merak etmeyin. O zaman hemen başlıyorum sorularınızı cevaplamaya. Abi FNAF videoları gelecek mi? Hayır, özgürüm, FNAF videoları gelmeyecek. Abi öcü böcü devamlı olarak gelecek mi? Paranormal video incelemelerini düzenli bir şekilde yapmayacağım ama devam edecek, evet. Paranormal video incelemeleri devam edecek. Abi FNAF'ın yeni oyunu çıkacak mı, ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum ya, artık takip etmiyorum çok FNAF'ı arkadaşlar. Videosunu çekecek misin? Hayır. Siren Head'in Fallout modunu yükleyip Fallout'ta oynar mısın? Mümkün, çok mümkün. Yakın zamanda olur mu bilmiyorum. Pratik bir yolunu bulursam yaparım. Senin için Minecraft Hayranitesi yapılsa oynar mısın? Minecraft'tan da biraz artık uzağım. Oynadığın ilk 2D oyun. Herhalde Metal Slug olurdu bu ya. Metal Slug sanki tutarlı bir cevap gibi geliyor. Buralara geleceğini düşündün mü ve bu kadar sene devam edebileceğine? İlginç bir soru. Bilmiyorum. Hiç böyle düşünüp lan acaba kaç sene daha devam ederim diye düşünmedim. Ama yani her zaman okey devam etsin diye bir istek vardı içimde. Sanırım verebileceğim en doğru cevap bu olur. PlayStation 5'in görüntüsü hakkında ne düşünüyorsun? Yani iyi abi, güzel. Öyle çok groundbreaking bir görüntüsü yok ama seni beni konuşturuyor, insanları konuşturuyor. O yüzden başarılı diyebilirim. GTA San Andreas'ı %100 bitirecektin, ona devam edecek misin? Hayır. Bir fikir aklıma geldi. Diyelim ki bir seri bitti. Oyunun görüntüleri arkada oynarken bir tane oyunun hikayesini anlattığım bir video yapmak nasıl olur? Bioshock Infinite'a tam olarak bu amaçla başladım. Ama yani yaptığım her seri için bunu yapmam büyük bir ihtimalle. Okey, şu oyunun da hikayesini anlatırım, arka plan hikayesini anlatırım bir videoda dediğim oyunların herhalde serisine girişirim. Hiç yapacağımı düşünmüyorum ya. Bitirdiğimiz her serinin veya çoğu serinin hikayesini sonra dönüp baştan anlatmak, bilmiyorum, bana sıkıcı geliyor. Hikayesi çok ilginç ve açıklama isteyen oyunların videosunu yaparım ama. Abi sınava son 12 gün kaldı. Herhangi bir taktiğin, önerin ya da nasihatin var mı? Abi okey. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya devam edin. Geriye baktığınızda ulan elinden gelenin en iyisini yapmadım diyecek bir şeyiniz olmasın. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Sınava girin, çıkın. Sınava çıktıktan sonra, her şey bittikten sonra şunu bilmeniz lazım. Veya sınav esnasında. Ama bu sınav öyle abartıldığı kadar önemli değil. Öğretmenler, analar, babalar biraz panik yapıyor, stres yapıyor. Açıkçası 2020'ye girdik, yani 21. yüzyılın 5'te 1'i bitti abi ve bu hala üniversite sınavı, işte üniversite hazırlığı falan filan, böyle saçma salak bir sistemdeyiz. Siz böyle geriye baktığınızda ileride şey demeyecek kadar hazırlanın yani. Okey abi, elimden gelenin en iyisini yaptım diyecek kadar hazırlıklı olun. Gerisi çok önemli değil. Asıl önemli olan üniversitede ne yaptınız, asıl önemli olan üniversitede nasıl insanlarla birlikte kendinizi nasıl geliştirdiğiniz, geleceğinizi nasıl planladığınız falan filan. Yoksa dediğim gibi şey de çok önemli değil yani. İşte İstanbul'a gitmişsiniz, İzmir'e gitmişsiniz, Ankara'ya gitmişsiniz, çok önemli değil abi, rahat olun. Rahat olun. Stres yapmaya değer bir şey değil, emin olun. Eğer paralel evrendeki kendini ziyaret edecek olsaydın hangi serileri ziyaret ederdin? Bir de neden YouTube'da yayın açamıyorsun, sıkıntılı mı oluyor? Sanırım koronanın olmadığı bir evrene gidip oradaki serileri ziyaret ederdim. Sonra oradaki serileri de buraya gönderirdim. Bak abi, apokalips var, sen seversin böyle şeyleri de. Ben de o tarafta takılırdım böyle, gezerdim İstanbul falan. YouTube, evet, YouTube yayınları sıkıntılı oluyor ya. Ya şöyle sıkıntılı oluyor. Daha önce sıkıntılı değil de çok basit rahat rahat yapabiliyorduk. Şimdi YouTube'un video içeriğiyle uğraşan içerik üreticileri için YouTube'un arayüzü değişti ve şu an neredeyse daha zor yayın açmak.
Denedim aslında. Yayın açmayı denedim birkaç kez. Olmadı falan, bilmiyorum ben böyle. Neyse, YouTube yayınları olacak ama ben yayının başarılı bir şekilde açtığım zaman bir ara haber veririm size. O zaman baştan gireriz yayınlara. Daha önce sorular mı bilmiyorum. Merak ettim. 146 sayısı bir anlam ifade ediyor mu yoksa rastgele bir şey mi? Bu benim açtığım 146. kanal. Bundan önceki 145 denemem başarısızlıkla sonuçlandı. O yüzden başarılı olan 146. kanala bu ismi verdim. Öyle yani, bu 146. kanalım aslında. O yüzden Serdar 146 ismi. GTA'ya kaç yaşında oynamaya başladın? Herhalde yine 2004'tür ya. San Andreas'ın çıktığı sene ve 2005. Yani çünkü ben San Andreas oynarken insanlar da bir yandan da Vice de oynuyordu. Herhalde yeni çıktığı zamanlarda falan oynamaya başladım. Öyle tahmin ediyorum. Gizem videosu ne zaman? Gizem videosu ben abi şu gün şu saat şöyle bir gizem videosu geliyor demedikçe veya videonun kendisini bam diye yüklemedikçe şey yapmayın abi, beklemeyin yani. Öyle bir beklentiye girmeyin. Beklentiniz olmasın. Gizem videosu yapmayacağım demiyorum ama spesifik bir sözle vermiyorum. Şu zaman olacak diye. Öyle yani, öyle bir beklentiniz olmasın. Abi Outlast Trials hakkındaki düşüncelerin ne? Bence gayet güzel duruyor. İyi abi. Ben çok şey yapmıyorum. Trailerlar... Bakalım zaman içinde başka nasıl bilgiler gelecek, neler olacak falan. Bazen trailer yeterli oluyor bir oyun hakkında yeteri kadar düşünceye sahip olmak için. Bazen yeterli olmuyor. Bu çok yeterli olduğu anlardan biri değil. Sadece konsept açıklıyorlar. Bakın abi Outlast, Co-op'la Outlast geliyor, hazırlıklı olun dediler. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Acaba Dead by Daylight mı yakın olacak? Gameplay, konseptler falan filan, yoksa normal Outlast'a mı yakın olacak? Çünkü yani tek başıma oynayabileceğim bir Outlast de isterdim ben. Çünkü eğer tek başına oynayabileceğim bir Outlast değilse, illaki başkalarıyla oynamak zorunda kalırsam şeyden korkuyorum yani, o deneyim iyice böyle seyreltilecek. Tam yoğun bir deneyim olmayacak. O noktadan kaybedebilirler diye korkuyorum. Umarım kaybetmezler. Araya 51 gerçekten gizemli bir yer mi? Uzaylı olarak anladığımız varlıklar orada gerçekten var mı? Yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Abi ne bileyim ben, gitmedim ki Araya 51'e. Yani olduğu söyleniyor. Diğer tarafta insanlar bağıra bağıra hayır abi saçmalamayın da diyor. Ama nereden bileceksin ki? Yani ne kadar emin olabilirsin ki abi? Orada burada bir şeyleri gizli tutmadıklarına, yani neleri neleri gizli tutuyor bu devletler, şirketler, oradan onlar bunlar falan. Yani neleri neleri gizliyorlar, örtbas ediyorlar. Ne kadar emin olabilirsin ki? Ki bağıra bağıra söylüyorsun abi orada bir şey yok saçmalamayın diye. Ama diğer yandan da yani Area 51 Crusader'ları var. Onlar da çok da şey değil yani, bilmiyorum, olabilir. Bir şeyler saklar. İlla ki bir şeyler saklıdır orada. Ne saklı olduğunu bilmiyorum ama. Gerçekten bilmiyorum. Hala anime izliyor musun? Ben hiçbir zaman şey olmadım zaten. Animeleri takip eden, aktif şekilde takip eden birisi olmadım. İnsanlar konuşursa bir anime hakkında ben de açıp bakarım, izlerim bu neymiş diye. Hani yapım olarak takip ediyorum. Öyle düşünebilirsin. İyi yapımları izlerim abi. Ama yani öyle animeler arasından şurada dikkat çekici animeymiş değil de genel olarak dünyada dikkat çeken anime yapımları seyrederim. Neden olmasın? Abi kaç yaşındasın? Doğum günün ne zaman? Birkaç gün önce 24. yaşımı bitirdim. Çok teşekkürler bu arada kutlayan herkese. Mesajlara cevap veremedim. Onun için özür dilerim. Tek tek cevap veremedim ama buradan hepinize çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum. İyi ki varsınız. PlayStation 5 hakkında ne düşünüyorsun? Benim çok hoşuma gitti. Ya performans o bu falan, bunları çok şey yapamıyorum zaten. Hiçbir zaman işte performansa, ona buna çok o kadar da değer veren birisi olmadım. Her zaman içerik ön plandaydı ve içerik açısından işte orada gösterdikleri yükleme ekranlarının falan filan neredeyse hiç olmaması benim çok hoşuma gitti. Çünkü hani kesilmeyen, devam eden bir deneyim olacak orada. Bu müthiş bir şey. Bu müthiş bir şey. Bu çok hoşuma gitti. Aynı zamanda disksiz kullanabilmek de çok hoşuma gitti. Gelecek.
Kral bir Borderlands çekmen yok mu? Borderlands güzel oyun. Ben de yani biri oynadım, iki oynadım. Pre-sequel'ı oynadım. Ama üçü daha oynamadım. Bilmiyorum nasıl bir şey. Bakalım abi, olabilir. Olabilir. Yani bir Borderlands 2, ondan sonra pre-sequel falan olabilir. Hoş dedim ki pre-sequel'ı o kadar sevmedim ama 2 oldukça hoşuma gitmişti yani. 2 oynayabiliriz. Neden canlı yayın açmıyorsun? Daha iyi olmaz bu muhabbet açısından. Dediğim gibi canlı yayınları açmayı denedim. Teknik sıkıntılar var şu an. Böyle sağlıklı bir şekilde rahat rahat canlı yayın açabildiğimiz zaman açacağım zaten. O zaman da yine takılacağız. Bir şeyler yaparız. Üstünde her zaman taşıdığım bir C4 var mı ahbap? Hayır ama üstümde her zaman bir nükleer başlık, nükleer savaş başlığı taşıyorum. Ne olur ne olmaz diye şimdi şey yapmayalım yani, hazırlıklı olmak gerek. Öyle yani. Abi yeniden Skyrim başlasana. Skyrim'e başlayacağım, kafamda planlar var. Ya yeniden başlayacağım gibi olacak ama yine aynı şey üzerinden yürüyeceğiz işte. Serdarius'un maceralarına devam edeceğiz. Bunu yayınlarda mı yaparım, videolarda mı yaparım onu bilmiyorum. Yayınlarda yaparım gibi geliyor bana. Ama yayınlarda yapmak istediğim başka şeyler de var. Yayınları ne sıklıkla yapacağım? Mesela bunları falan bilmiyorum. Bunları önce hepsine karar vermem lazım. Bir ayarlamak lazım. Öyle yani. En sevdiğin oyun ne? San Andreas ve New Vegas en sevdiğim oyunlar arasında. Fakat son zamanlarda GTA 4 ve Fallout 4 de böyle oralara doğru tırmanıyor gibi. Ya bu biraz şey. Hem San Andreas'ta hem New Vegas'ta zaman içinde fark ettiğiniz, geçen yıllar içinde fark ettiğiniz çok müthiş şeyler vardır böyle. Çok belirgin olmayan. GTA 4 ve Fallout 4 onları kıyasla yeni oyun. Hoş GTA 4 New Vegas'tan daha eski ama. Neyse en azından ben daha yeni yeni deneyimliyorum onları. Diğerlerine kıyasla. O yüzden onlar hakkında hoşuma giden çok daha fazla şey varmış. Ve bunları da yine zaman içinde görüyorum. Zaman içinde keşfediyorum. Ve bunları gördükçe, bunların farkına vardıkça daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden bilmiyorum. Yani en yukarıda San Andreas ve New Vegas var. Onların altında ise GTA 4 ve Fallout 4 böyle tırmanıyor abi. Bütün güçleriyle tırmanıyorlar. Önerecek olsaydın hangi şarkıyı önerirdin? 10. Yıl Marşı. Hayatında hiç paranormal bir olay yaşadın mı? Yaşadıysan anlatır mısın? Yok. Yaşamadım. Yani bu soru üzerine şöyle durup üzerine düşündüğüm olaylar var ama böyle anlatmaya, paranormal demeye, yani detaylara falan filan girmeye çok değecek olaylar değiller. O yüzden çok gerek yok şu an. Bence oyun dışında paranormal olayları anlatan seriden devam etmelisin. Belki altın çağına geri dönersin. Bu arada seviliyorsun. Ben de sizleri çok seviyorum ahbaplarım. Yani altın çağ meselesi şey değil ya. Bazen böyle geçmişe bakıp lan geçmiş de güzeldi be. Yani iyi ki olmuş demek lazım. Hani geçmişi geri çağırmak, geçmişi canlandırmaya çalışmak bence çok sağlıklı bir şey hareket değil ya. Yani delice bir hareket demiyorum ama bazen bunu yapmak biraz sağlıksız olabiliyor. O yüzden ana odaklanmak lazım. Şu an elimizdekilerin en iyisini değerlendirmek lazım. Ben de az çok öyle yapıyorum. Her sabah oturuyorum, videomu çekiyorum, edit yapıyorum, yüklüyorum falan filan. Böyle gidiyor işte. Benim hoşuma gidiyor bu düzen. Altın çağıma geri dönsem güzel olur muydu? Olurdu. Şu an güzel değil mi peki? Şu an da güzel abi. Şu an ben de keyif alıyorum. O yüzden bence çok da şey yapmaya gerek yok böyle. Çok da o eski zamanları şey yapmaya, deşmeye, çağırmaya, çalışmaya gerek yok. Abi FNAF VR Help Wanted oynar mısın? Yok, FNAF oynamayacağım. Zaten VR'ım da yok. O yüzden. Reis Sanrı'ya sıfırdan başla yine bilir her şeyi. Yok, dostum. Tabii bir klasik olarak 146'ın anlamını soracağım. DM'lere bakmıyorsun Afaf. 146 dediğim gibi. Ailem bana ilk önce Serdar ismini vermişler ama bakmışlar ki bu isim var zaten hastanede. Oradan devam etmiş. Serdar 1, Serdar 2, Serdar 3. Ta ki Serdar 146'ya kadar Serdar 146 kimse koymamış bu ismi. O yüzden benim de ismim Serdar 146. 24 yıldır insanlar beni böyle çağırıyor. Hatta ismi yine Serdar olan birisini gördükleri zaman bana 146 falan diyorlar böyle. Öyle yani. DM'lere dediğim gibi çok bakamıyorum. Yani sosyal medyada bile o kadar aktif değilim. O yüzden DM'lere de çok daha geç dönüyorum veya neredeyse hiç bakamıyorum. Yani çok şey değilim öyle. Ben biraz kendi başıma takılmayı seviyorum. İşin ne yani YouTube dışında? YouTube hobi zaten, işim değil.
Altı çay dedik, çay içmeyelim. Dur biraz çay içeyim. Çay gibi. Valar Morgulis. Ne yazmanız gerektiğini biliyorsunuz umarım. Yani işim ne YouTube dışında? Gördüğünüz gibi YouTube olurum zaten, işim değil. Öğrenciyim ben. O kadar müthiş bir öğrenci olduğumu söylemez tabii. Ama işte oyunlar üzerine çalışıyorum. Kendi mütevazı oyunlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak, nereye gidecek. Umarım bir gün sizlerle de paylaşırım bu oyunları. Beraber deneyimleriz. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu soruları ben genelde YouTube'un topluluk kısmındaki gönderiler üzerinden alıyorum. Soruyorum abi, 6 çay yapacağız. Sorularınız varsa alayım diye. O yüzden ya 6 çay için sorularınız varsa bu videonun altına falan yazmayın. O gönderilere saklayın. Zamanı gelince sorarsanız. Ha, şu an cevaplamamı istediğiniz bir şey varsa yazın yine. Zaman bulursam yorumlarda cevaplarım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.